Bazı şey dedi, rapor verdi İsmail Hoca. Her konuda verdi. Muhakkak JESU'nun önüne koymuşlardır o raporları. Ama Ali Bey'in şöyle bir şey oldu Beyaz Futbol'daki programda. Dedi ki iki teknik direktörümüz dedi, hem İsmail Kartal hem JESU aynı bölgelere oyuncular istediler dedi. Bu da enteresan. Şimdi Yani o yüzden sistemin devam edeceğini ve gelişeceğini düşünüyorum yani. şimdi İki teknik adamın da oyuna ve takıma bakış açısının benzer olması iyi bir şey. şimdi tabii Fenerbahçe'de transfer teklifi alan oyuncular var Gürcan abi. Zayt, Mincai Ekim, Zalai diyorlar. Hani net olmamakla beraber. Belki Pelkas. Abi en ciddi teklif Rossi'ye. Rossi'ye. Söyleyeyim sana. Bence Yani Zayt'sa da ciddi teklif var. kimi? Zayt. Zayt Yine zannetmiyorum. İtalya'dan Zayt'sa istiyorlar abi. Genoa ve Atalanta'dan bir Atalanta. teklif olduğu söyleniyor. Yani O da 5 milyon euro bandında bir teklif olabileceği şimdi dillendiriliyor. Jesus bu saydığımız oyunculara mesela Rossi'ye Hayır, ben gözden çıkartabilecek teklif gelirse en yakın oyuncu abi Rossi. gözden kimi çıkarması lazım biliyor Yani musun? Bir kere Sosa'yı çıkarması lazım. O. Sosa zaten sözleşmesi Heh, bitti. bitti zaten. O yüzden onu düşünmüyor. Gustavo var arkasında. Gustavo ile kalır. Bence Portekizce Gusto. konuşuyor. Son senesi. İyi bir sözleşmesi var. O gitmeyecektir. Sosa'nın gitmesi çok büyük önünü açtığını düşünüyorum. Kimin? Hem takımın önünü açtığını düşünüyorum. Zaten hiçbir şekilde varlık da gösteremedi. Ve gerçekten yakın bir şekilde Ya gittiğini sana bir şey düşünüyorum. söyleyeyim mi Seren? Çocuğu Sosa'ya Samandıra'da hayranlar biliyor musun? Genç çocuklar. Onlarla ilgileniyor. Yani o Diyalogları, insani ilişkileri. Yani bir fotoğraf çıktı hatırladın mı? Neden kadro dışı bırakılmadı falan diye izin günüymüş. Yani oyuncunun. Orada yaptığı şey bu Türkiye'deki dengeleri hassasiyetleri doğru tartamaması. Yani böyle muhafazakar bir ülkede elinde alkol şişesiyle bir futbolcuysan poz veremezsin abiciğim. Yani oraya çıkamazsın. Onu doğru Evet, tartamamış. şimdi burada mesela ya Mesut'u belki affeder. Nereden biliyorsun? Gürcan Bilgiç diye bir soru gelmiş. Gürcan abi affeder ya da affetmez diye bir şey söylemedi. Yok ben Serhan da olmayacağını söylemedi. düşünüyorum. Heh. Şu Tahmini liste ben söyle. olmayacağını Liste düşünüyorum. Ama ben olmayacak. affedilmesinden yanayım ya bu arada söyleyeyim sana. Ha, tamam onu Hayır düzelt. hayır ben ya olabiliyorsa Mesut bu takımda olsun ya. Yani bir dünya yıldızından bahsediyoruz. Dünyanın en iyi 5 oyuncusundan bir tanesinden Şu bahsediyoruz. Ama burada problem Fenerbahçe tarafı İsmail Kartal veya Jesus olmayacak. Burada problem Mesut Özil'dir. Kendisi bu noktada gelip ben evet futbola döndüm ve buradayım demesi lazım. Yaptığı antrenmanlarla sonra saha performansı. Ama o şimdi İsmail Hoca ile girdiği olaydan sonra eğer böyle bir kadro dışı varsa yeni hoca ile yeni başlangıç açısından bence affedilip takımla beraber Devam diyorsun. devam etmesi lazım. Şu listeyi iyi O Hüseyin zor işte. Yani ama benim hissettim, benim aldığım o zaman enformasyon. abi İsmail Hoca ile Ha benim olayından aldığım farklı şeyler de olduğunu Benim ya yattığını keşke düşünüyorum. olsa Serhan ama benim aldığım enformasyon bilgi karşılıklı güvende Mesut'un ibresini çok yerlerde Şimdi olduğunu. sen de listeyi görüyorsun. Serhan da karşıdan görüyor. Sözleşmesi devam eden yabancılar. Hemen Hüseyin getirdi Erdoğan yönetmenimiz. Şimdi burada mesela kime kal diyebilir. Tabii şimdi Cesus'un çantasının içini açıp da A4'te ne yazdığına bakmıyoruz ajandasında. Kime? Ama hani burada biz bir yorum yapalım istiyorum. Gürcan abiye Ha tabii burada bu 16 noktada. oyuncu var değil mi? Nasıl abi? 16 oyuncu var. 2, 4, 6, 16. evet abi 16. Tabii 2, 4, Bu 6, 8, şey, 10, 12, eğer 14, 16. yeni federasyon yabancı kuralında ısrar ederse, devam ederse sözleşmeli oyuncu sayısı 12 olmalı. Bir kere 4 tanesi gidecek. Daha Tisserand, Lemos, Novak, Yani buradan Maxmeyer gidici 4 diyorlar. tanesi gidecek. 4-5 transfer yapacağım diyorsun. Bunun da 3 tanesi yabancı olursa üstüne 3 tane daha eklemen lazım buradan. Yani 6 veya 7 oyuncu buradan gidecek. O zaman şundan gidelim. Hangileri olmazsa olmazdan gidersek eğer Osayi, Atilla, Salahi, Kim, Tisserand, Abi şeye göre değişiyor bak teknik adama Otorino. göre. Ya o yüzden Mesela yeni kimse başlangıç olduğunu düşünüyorum Yani ben geçen Gürcan abi tabii yani. tabii geçen sene kim derdi ki Zayt bu takımın ilk 11 oyuncusu olacak diye.
Vitor Pereira dedi ki kalsın. Oyuncuya baktık. Şeyde hazırlık maçlarında mesela İtalya'da çok gelişmiş. Ya da Crespo için. Çok çok hızlı oynuyor, çok hızlı düşünüyor. Kilit goller atan oyunculardan bahsediyoruz yani. Tabii ya da Crespo için aynı şey. Tabii ki. Pelkas eridi yani, gitti abi. Yani tuttu. Pelkas eridi gitti. Pelkas'ın ciddi sakatlıkları oldu. Hem geçen sezon başında kolu çıktı. Omuzu çıktı, ameliyat oldu. Tisserand hayal kırıklığı, şimdi, Lemos olmadı, Novak olmadı. En büyük bence hayal kırıklığı kol kır olduğunu düşünüyorum. Kol kır, Samat da öyle. Ha, Berisha kol kırı niye diyorsun abi, hiç oynamadı ki Fenerbahçe'de. İşte o yüzden işte o yüzden. Yani hayal kırıklığı dedik, çocuğun bir niye alındı, niye gitti onu söyle. O yüzden işte o yüzden benim için de bir hayal kırıklığı. Yani bunu futbolcu şey anlamında söylemiyorum, kendi performans anlamında söylemedim. Transfer ediliş, çok duygusal bir oyuncuymuş kol kır. Alanya'nın başkanı Sayın Çavuşoğlu bana anlatmıştı bizzat. Yüz yüze anlattı Hasan abi. Dedi ki Colker transfer olduğunda. Dedi ki Steven Colker böyle sırtı sıvazlanması gereken, işte ailevi problemleri için ilgilenilmesi gereken, motivasyona birebir konuşmaya ihtiyacı olan tam bir butik takım oyuncusu Aykut demişti. Hocası Sayın da Başkan. Kim olmalıydı biliyor musun? Fenerbahçe büyük bir... Nasıl? Hocası da kim olmalıydı biliyor musun? Hocası da Abdullah Avcı olmalıydı o zaman. Yani belki de. Ya Abdullah Avcı tam böyle bir teknik adam. Oyuncuların psikolojisini bilen, tabii ki. Vakemen'i o annesinin hastalığı sürecindeki motivasyonu gibi. Mesela şey olmadı, Pereira o tarz bir teknik adam değil. Değil. Zaten gönderdi de hemen topuk yaylasından. Olmadı. Torrent keza öyle bir teknik adam değil. Değil. Torrent şey dedi değil mi? Sen de sen de toplantıda mıydın? Bir soru soruldu. Denildi ki işte hocam Torrent'e Türkiye'de sağ kenarında antrenörler hırçın görünür. Ben aktör müyüm dedi. Benim işim o değil ki dedi. Ben kulübede otururum. Bu benim işim değil. Aktörlerin işi dedi. Ama o aktörlüğünü farklı şekilde gösterdi. Dedi ben burada dedi bu takım ben yapmadım dedi. Yardımcı aktör rolü. Ondan sonra bu kağıt önüme kağıt koymadılar. İstatistik koymadılar dediler. Yine yardımcı aktör ödülünü ben veriyorum. O futbolcuların kayboluşu var biliyorsun. Genç futbolcuları oyunda tutmadı. Sözleşmesi bitecek oyuncuları aldı. Yine bir yardımcı aktör. Aslında aktör olarak saha içinde vardı. Ama biz aktör olarak değerlendirmedik maalesef Torrent'i. O tabii o konuya geleceğim. Onu ayrıca soracağım. Mesela o sen dediğin nokta önemli. Mesela Jesus'un da baba figürü var futbolcular için. Yani çalıştığı oyuncuların büyük bölümü beni ya da o rolü hissetmişler bizim Fatih Hoca'nın Şenol Hoca, Mustafa Denizli. Vardır, duruşunu vardır. O tatlı sert olayı. Yani sert bir teknik direktör, disiplinli bir teknik direktör. Ama işin öbür tarafında da oyuncusuna gerektiğinde sahip çıkan, kol kanat gören bir teknik adam modeli. Bunu hissettiren yani güvendiği oyuncusun sonuna kadar arkasında duruyor. Ama güvenmediğini tanımıyor. Öyle olması yani, lazım zaten. Yola çıkacağın oyuncuları ona göre belirlemen lazım. Yani. Bir yıllık sözleşme şu mu abi? Sen başarı yarışmacı bir teknik adamsın. Biz başarı yarışmacı bir takımız. Gel bizi şampiyon yap git. Ya da şampiyon olursak oturur tekrar. Ya, opsiyon da yok değil mi yani? Yok, opsiyon oldu, yok galiba değil mi abi, Gürcan abi? Şimdi çok herkes farklı şey söylüyor Gürcan abi. Diyor ki mesela Jesus gelmeden önce 3 yıllık bir anlaşma olduğu dile getiriliyordu. Sonra Portekiz'den yola çıkarken Portekiz basından bir yıllık anlaşma olduğu dile getirildi. Şu an Türkiye'de konuşulan ise 1+1 yıl olduğu söyleniyor. Aslında çok muamma da söz konusu. Abi muamma yok, anlattım size, açıkladım. Hoca istiyor bunu. O zaman başarı endeksi. Yani ben o zaman benim hedefim Brezilya milli takımını çalıştırmak. Bunu hazırlıyorum kendimi herhalde, teklif falan yok. Boşluğu doldurmak yani amacıyla mı geldi yani o zaman? Yani bir şey var herhalde önden bir sohbet muhabbet ya da bir teklif ya da böyle bir konu olmuş. İmza töreni. Ve bu konuda bir yılda boşta geçirmek istemiyor. O anlamda öyle mi anlıyoruz yani? Ve Ali Koç da ikna etmiş anlamında mı gidiyoruz yani, ona? Olursa Brezilya'ya gidecek bir sene sonra. Olmazsa başarılı olursa belki devam edecekler. Şimdi